Merhaba arkadaşlar, Uçmak İstiyorum kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda iki boyutlu kanat profili etrafında akan hava akımını inceleyeceğiz. Arkadaşlar, bir kanat profili etrafındaki akışı iki veya üç boyutlu olarak incelememiz mümkün. Daha sonra detaylı olarak inceleyeceğimiz üç boyutlu akış, bir uçak üzerindeki gerçek hava akışıdır ve çeşitli basınç dağılımları ile modifiye edilmişlerdir. Nitekim bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi anlatacağım gibi daha önce yapmış olduğum videolarda da bir nebze değinmiştim. Fakat şimdi üzerine duracağımız iki boyutlu akışı incelerken kanat boyunca aynı profilin mevcut olduğunu ve kanat açıklığı boyunca herhangi bir basınç veya akış değişikliği olmadığını kabul edeceğiz. Arkadaşlar, profil kesiminden kastımız herhangi bir profilin herhangi bir bölümünün dik vaziyette kesilerek elde edilen şu profilin üzerine yapılan incelemedir. Nitekim onu da burada şu şekilde görüyoruz. Bu profili daha önceki derslerimizde detaylı olarak inceledik. Ucun kenarı ve kıray kenarı, yani leading edge ve trailing edge şeklinde anlatmıştık. Streamlines ve stream tubes. Streamlines hatları anlık hız yönüne TS'e olan bir çizgidir. Eğer bütün hava molekülleri aynı yolu izlerse, yani sabit bir akış söz konusuysa, tek bir çizgi oluşur. Burada kanat profilimizi görüyoruz. Bakın, şurada düz akan bir hattımız var. Bu bizim streamline'ımız oluyor. Nitekim buradaki moleküller ise kanat profilimizi takip eden bir hat takip ediyor. Bu da streamlines hattımızdır. İşte bu iki streamline hattı arasında kalan bölge ise stream tube adını vereceğiz. Bunu bir akışta görselleştirmek için bir sıvının hareketini ya da otoyol üzerinde seyreden tüm araçların ışıklarına oluşan hattı veya buradaki resimde olduğu gibi hava yolları uçaklarının kalkış esnasında serüsefer lambalarının ışıklarının oluşturduğu hatları hayal edebiliriz. Biraz önce bahsettiğim gibi stream tube ise arkadaşlar bir akıştaki en dışarıda bulunan streamline'ların oluşturduğu akış tüpüdür. Bu akış tüpleri stream tube olarak adlandırılır ve biraz önce gösterdiğim gibi şu hat ile temas eden hat arasındaki akışı inceleyeceksem şu iki hat arasında kalan bölüm stream tube olarak isimlendirilecek. Şuradaki küçük resimde görmüş olduğunuz gibi kanadın üst profilinden akan akımın stream tübüne upper stream tube, alttan geçen akıma ise lower stream tube adını verebiliriz. Bu streamlines kanat profili etrafında hava akarken hava akışının üstteki alçak basınç bölgesine doğru yönlenmesine upwash, yani yukarı akım adı verilir. Şu bölümden bahsediyoruz arkadaşlar. Havanın kanat profilinin hücum kenarından yukarı doğru yönlenmesinden bahsediyoruz. Aynı hava akımı kanat profilini terk ederken orijinal hattına geri dönmesine ise downwash, yani aşağı akım adını veriyoruz. Laminar flow, streamline flow, yani hava akışı akım çizgisi. Birbirini izleyen moleküller düz bir yol izlediğinde muntazam akış vardır. Burada moleküller bir objenin etrafında muntazam hatlarda sıralı bir şekilde akarlar. Eğer muntazam hatlar birbirine karışmadan akıyorsa bu akış laminar, yani düzgün akış olarak isimlendirilir. Laminar akış bir uçuşun her safhasında arzu edilen bir şeydir ve uçağın etrafında ideal bir akış düzeni üretir. Eğer hava akışının yönünde ani bir değişiklik olur ise muntazam akış bozulur ve bir türbülanslı akış haline gelir. Bunu arkadaşlar soldaki tenis topu üzerine inceleyecek olursak, bakın laminar akımlar buradan geliyor. Ancak şu bölgede bu topun yuvarlaklığından kaynaklanan dönüşü alamadığı için bozulmaya uğruyor. İşte arkadaşlar, bu bölümdeki bozulmaya biz türbülanslı akış adını veriyoruz. Nitekim uçağımızın üzerinde de gidiş istikametine karşı direnç yaratan bütün yüzeyler, bütün çıkıntılar bu türbülanslı akışı oluşturacaktır. Buna örnek olarak iniş takımlarını, serüsefer lambaları, serüsefer antenleri gibi birçok yüzeyi verebiliriz. O halde türbülanslı akış nedir, ona bakalım. Birbirini izleyen moleküller artık muntazam bir akış halini takip edemiyorlarsa ve öndeki molekülden farklı bir yolu takip ederek gidiyorlarsa türbülanslı akış meydana gelecek.
Türbülanslı akış aynı zamanda unsteady, yani düzgün olmayan akış olarak da adlandırılır. Ve enerji kaybına, enerjinin harcanması neden olur. Bu yüzden istenmeyen bir hava akımıdır arkadaşlar. Nitekim biraz önce bahsetmiş olduğumuz iniş takımlarının kanat profilinin arka tarafında, gövdenin arka tarafında, servisöfer lambaları ve servisöfer antenlerinin arka tarafında oluşan akım türbülanslı akımdır. Soldaki videoya bakacak olursak arkadaşlar, burada bir kanat profili görüyoruz. Bakın Englofatak açısı oldukça düşük, çok az bir türbülanslı akış var, oldukça bombeli bir kanat profili. Ancak Englofatak açısı arttığında bu türbülanslı bölgenin çok fazla arttığını gözlemleyebiliyoruz. Stagnation point, yani hava akımının durmuş olduğu nokta. Uçuş yoluna paralel akan muntazam akışlar bir kanada yaklaştığında üst düzeyden giden akış ile alt yüzeyden giden akış birbirinden ayrılır. Şurada bakınız ikisinin ayrım yaptığı tek bir nokta var. Veya şuradaki soldaki şekilde gördüğümüz tek bir nokta var. İşte buraya çarpan hava ikiye ayrılıyor. Bu streamline'ın altındakiler aşağı tarafa, yukarı doğru olan streamline'lar ise kanat profilinin üzerinden kanat profilini takip ediyor. Bu ayrımın gerçekleştiği streamline'ın kanat yüzeyine dokunduğu noktayı ise stagnation point adını veriyoruz. Hareket halindeki düzgün hava akımı bir yüzeye yaklaştığında ayrılma bölgesinin tam ortasındaki noktada, yani stagnation point dediğimiz noktada cisme çarpar ve hareketsiz hale gelir. Havanın hızı bu noktada sıfırdır ve havanın sahip olduğu kinetik enerji basınç enerjisine dönüşür. Yani arkadaşlar biraz önce videoyu izlerken de gördünüz, buraya çarpan hava akımının basıncı maksimum, hızı ise sıfır olacak burada bu noktada olduğu gibi. Stagnation point düz bir yüzeye çarpan hava akımında olduğu gibi kavisli yüzeylerde de meydana gelmektedir. Burada arkadaşlar tenis topuna yaklaşan hava akımının tam bu en uç noktasında hava akımı buradan ikiye ayrılıyor. İşte bu nokta arkadaşlar stagnation point'in olduğu noktadır. Ve bu noktada biraz önce söylediğim gibi basınç maksimum, hız ise sıfırdır. Bölünen muntazam akış kanada yaklaştıkça yavaşlar ve tam hücum kenarının altında kısa bir süre için durur ve böylece bir stagnation point oluşturur diyebiliriz. İşte arkadaşlar bakın şu noktadan bahsediyoruz. Bu video arkadaşlar rüzgar tüneli testinde çekilmiş gerçek bir görüntü. Burada bakın streamline'lar geliyor. Bu noktadan itibaren, yani stagnation point noktasından itibaren hava ikiye ayrılıyor. İşte bu noktaya biz basıncın maksimum, hızın sıfır olduğu stagnation point noktası adını veriyoruz. Stagnation point gövde yüzeyine göre gövde tarafından ayrılan hava akımlarının seyir süratlerinin sıfır olduğu noktadır ve en yüksek pozitif basınç nispi hava akımının sıfır olduğu bu stagnation point'te meydana gelir. Simetrik kanat profili veya pozitif bombeli kanat profilinde hiç fark etmez. Her zaman hava akımı ikiye ayrılmış olduğu bu nokta stagnation point olarak isimlendirilecek. Stagnation point hücum kenarına yakın bir yerde bulunur. Angle of attack arttıkça hücum kenarındaki bu stagnation noktası üst yüzeyden alt yüzeye doğru yer değiştirir. Burada arkadaşlar düşük bir hücum açısındaki stagnation point'in kanat profili üzerindeki yerini görüyoruz. Sağdaki resimde ise angle of attack açısı artmış ve stagnation point'te profilin alt yüzüne doğru kaymaya başlamış. Lift kuvveti oluşumu. Bir kanat profili etrafında biraz daha detaylı inceleme yapılırsa akışkan zerrelerin profili geçerken profilin şekline bağlı olarak hızlarının değiştiğini görmekteyiz. Yani arkadaşlar sıfır angle of attack'ta uçan bu kanat profilinde değişik renk kodlarıyla gösterilmiş hava akımları aynı hıza sahip olan hava akımları veya aynı hızda kanat profiline yaklaşan hava akımı görmüş olduğunuz gibi aynı anda kanat profilini terk ediyor. Ancak angle of attack açısı arttıkça üstteki hava moleküllerinin hızlarının arttığını görüyoruz. Angle of attack açısı daha da arttığında alttaki yeşil hava moleküllerine nazaran üstteki yeşil moleküller hızını çok daha fazla arttırmış, kanat profilinin firar kenarına doğru kaymış. Mavi molekülleri incelediğimiz zaman ise alttaki moleküller daha kanadın firar kenarına geldiğinde üst taraftaki moleküllerin çoktan kanat profilini terk ettiğini görebiliyoruz. Bernoulli denklemine göre hıza bağlı olarak basıncın da değiştiği ve böylece profil etrafında bir basınç dağılımı meydana geldiğini görüyoruz. Soldaki grafikte moleküllerin hızını
Sağdakinde ise statik basıncını görüyoruz. Buradaki kırmızının en koyu olduğu nokta hızın en fazla olduğu nokta. Yani hızın kanat profili üzerinde maksimum seviyeye ulaştığı nokta. Ve buna mukayese ederek sağdaki grafiğe baktığımızda buradaki mavi bölge ise statik basıncın en fazla düştüğü nokta. Yani demek oluyor ki o zaman arkadaşlar kanat profili üzerindeki hız ne kadar artarsa statik basınç da o oranda düşüyormuş. Buna göre arkadaşlar Bernoulli teoremini hatırlayacaksınız. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Giren hava çıkan hava miktarına eşitti. Ancak daralan bir tüp içinde giren hava moleküllerinin çıkan hava molekülüne eşit olabilmesi için şu daralan bölgede hızın artması gerekiyordu. Bakın hava molekülleri sıkışıyor ve hızı artıyor. İşte bu bölgede statik basıncın düştüğünü söylemek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar aşağıda kanat profilini görüyoruz. Kanat profilini Bernoulli tüpünün daralan şu bölgesini kanat profilimizin üst bölgesi gibi düşünürsek işte hava molekülleri geliyor. Kanat profilinin bu kalın olan bölgesinde akışın daralması sebebiyle moleküllerin hızı artıyor ve hızın artmasından dolayı da şu bölgede bir negatif basınç büyümesi veya diğer ismiyle statik basıncın düştüğünü söylemek istiyorum. Buradaki şemada bu akışı biraz daha detaylı inceleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada normal bir hızda geliyor bütün moleküller. Kanat profiline gittikçe yaklaşıyor. Burada apaç olmaya başlıyor. Görüyorsunuz moleküllerin yukarı doğru yön değiştirmeye başladığı yerde. Ve bu ana itibaren hızı artmaya başlıyor. Bakın burada siyah bu oklar aşağıdaki oka göre daha fazla. Bu hızın miktarını gösteriyor ve hız artıyor ancak bu en tepeden sonra arkadaşlar profili incelmesiyle akışın sağlandığı bölge tekrar genişliyor. Bakın şuraya nazaran daha geniş bir bölge. Dolayısıyla hız artık buralarda gittikçe yavaşlıyor. Yani deseleri oluyor. Kanadın bombesinin en fazla olduğu bölgeye kadar akseleri olan hava bu noktadan itibaren deseleri olmaya başlıyor. Profil üzerinden geçen hava hızı altından geçen hava hızından daha fazla olacaktır. Arkadaşlar biraz önce şu sağdaki resmi inceledik. Engelfattak açısı arttıkça üstteki hava akımının hızı artıyor demiştim. Burada da yine bu hızı görüyoruz. Üstteki hava akımı daha fazla kırmızı renkte görüyoruz. Ancak sol alttaki resim bize çok daha derin bilgiler veriyor. Nitekim sınavda karşımıza buna benzer sorular çıkacak. Bakınız buradaki V1 hızı hem üst hem alt taraftan akan hızın birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. V4 hızının ise ne demiştim daha önce stagnation point'in olduğu yerde basınç maksimum hız ise sıfır demiştim. Yani V4 noktasında hız sıfır. Bakın onu burada göstermişiz. V3'te ise hızın akselere olduğunu, bu noktadan itibaren ise deselere olduğunu, kanat profilini terk ettiği noktadan itibaren ise V1 hızının kanat profiline yaklaşan hızla eşit olduğunu söyleyebilirim. O halde arkadaşlar şöyle bir denklem üzerine inceleyecek olursak V3 hızı buradaki hız değerleri içinde en yüksek olanı olacak. Dolayısıyla V3 büyüktür V1, V1 büyüktür V2 olacak. V4 ise sıfıra eşit olacaktır. Hız farklılıkları nedeniyle iki yüzey arasında da basınç farklılığı meydana gelecek ve bu sebeple yukarı doğru bir lift kuvveti oluşacaktır. İşte bu videonun başından beri bahsettiğim, buradaki hızın artmasıyla beraber statik basıncın düşeceğini söylemekteki amacım aslında konuyu bu yansıya getirmektir. Arkadaşlar buradaki bu negatif basınç büyümesiyle birlikte bir lift kuvveti oluşacak. Yani kanat profili üzerinde bir kaldırma kuvveti oluşacağını artık söyleyebiliriz. Arkadaşlar kanat alanının lift kuvvetiyle tabii ki doğrudan bir ilişkisi var. Akış yapılan kanat alanı yani şuradaki S yüzey alanı büyüdükçe üretilen lift de büyüyecektir. Şöyle söyleyebiliriz. Bu S yüzey alanı iki katına çıkarsa üretilen lift de iki katına çıkacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bazı uçaklar çok ağır yükler taşıdığı için çok daha büyük S kanat yüzey alanları vardır. Bazı uçakların ise gövde ağırlıkları bu üstteki kargo uçağı kadar çok fazla olmayacağı için daha düşük kanatlara sahip. Ancak bunu daha sonra şu bilgiyle de pekiştireceğim. Üstteki kargo uçağı buradaki F-104 jet uçağına göre
çok daha düşük sürate sahip. Dolayısıyla daha bombeli ve büyük bir kanada ihtiyacı vardır bu kargo uçağının. Alttaki F-104 uçağının ise yüksek süratte ses hızı civarında uçması sebebiyle daha düşük kanat profili ve daha ince kanat profili uçağın mevcut ağırlığını ve taşıyacağı mühimmatı kaldırabilecek bir lift kuvveti üretmeye yeterli olacaktır. Ancak bu konuyu ilerleyen bölümlerde daha detaylı inceleyeceğim. Evet sevgili arkadaşlarım, bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda kanat profili etrafındaki basınç dalgalarını etkileyen kuvvetleri inceleyeceğiz ve bu kapsamda dinamik basıncın etkisi, hücum açısının etkisi, dihedral açısının etkisi ve sweep angle açısının lift kuvveti üretmedeki etkisine bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.